Sen Mehmet'in babasıyla... Baba, bunu nasıl yaparsın? Anneme, bize. Sen nasıl bir adamsın? Oğlum. Bana oğlum deme. Hande, ne olur kızım beni dinle. Bak çoktan bitti, bir hataydı lütfen. Hata. Bu kadar basit yani. Yazıklar olsun sana. Demek tek derdiniz buydu ha. Bu yüzden karşı çıktınız bize. Kızım. Kızın yok artık senin. Senin kızın bugün burada öldü. İğreniyorum senden. Yüzüne bakmak bile istemiyorum. Biz sadece birbirimizi sevdik. Sizin gibi. Sakın kendini bizimle karşılaştırma. Sevmekmiş. Senin hayatın koca bir yalan. Ailen, işin, her şeyin. Utanıyorum senden. Soyadını taşımaktan utanıyorum. Mehmet bırak. İkisi de hiçbir şeye değmez. Hande! Ben mi? Nasıl olayım Sakinem? Ceren'in hali belli. Sen dünyanın öbür ucundasın. Ben de burada tek başıma o yeşim zevzeğiyle uğraşmaya çalışıyorum işte. Anlamadım Nevra. Sana mı lazımdı? Tamam merak etme. Hande'ye söylerim. Hadi seni de Hacime'yi de çok öpüyorum şekerim. Kendinize iyi bakın. Hayrola? Geçen günkü alışveriş maceran yetmedi mi? Bu sefer de Bağdat Caddesi'ni mi katletmeye gidiyorsun? Ona katletmek değil, fethetmek denir canım. Ama zaten alışverişe değil Nermin teyzeye gidiyorum. Bana yaptığın işkence yetmiyor mu? Bari ona musallat olma. Ay. Ay. İnanamıyorum. Onca sene Hamdi ile benim yüzüme nasıl baktı ya? Benim canımı bu kadar yakmaya hakkı yok. Yok. Öyle bir annem yok artık. Utanıyorum ondan. Bunca sene babasızdım. Şimdi de annesiz devam ederim hayatıma. Onlar zaten bizim hayatımıza hiç yokmuş. İkisini yan yana düşününce Allah'ım aklımı yitirmek üzereyim sanki. Utanmadan arıyor. Ne söyleyeceksin ya? Bunu nasıl açıklarsın? Bir an önce gidelim şuradan. Yakınımızda olduklarını bilmek sinirlerimi daha çok bozuyor. Hemen arama dedim sana. Bırak sakinleşsinler biraz. Hepsi senin yüzünden. Senin yalanların yüzünden. Bunun da suçlusu ben mi oldum? Kim peki ha kim? Sen değilsen kim? Sen çok mu masumsun sanki? Madem böyle olacağını biliyordun, neden girdin yatağıma? Sevdim çünkü. Anlıyor musun? Sevdim. Sen de aynısını söyleyebilir misin? Sevmedin mi sanıyorsun? Sevmedim. Bana hep yalan söyledin. Beni severken Zeylin'i de mi sevdin? Şafağı Ceren'i de mi sevdin? Sen her zaman başkaydın. Git! Nermin, yapma böyle. Defol! Görmek bile istemiyorum seni! Tamam Nermin, tamam. Çocukları kimseye söylememeleri için ikna etmek lazım. Defol dedim, defol! Hala ne duruyorsun? Defol!
Günaydın. Ah, günaydın canım, hoş geldin. Bir şey içer misin? Yok, sağ olun. Ceren'in doktoru gelmedi değil mi daha? Geç kalacağım diye korktum da. Birazdan gelir herhalde. Mehmet evde mi? Aradım, ulaşamadım. Sabah erkenden çıktı. Ne oldu, bir şey mi vardı? Sakine ile konuştum da. Düğünden bir gün önce radyoya bir evrak gelmiş. Bizim kız da o telaşın içinde mutfak rafına koyup unutmuş. Onu söylememi istedi. Önce Hande'yi aradım ama onun da telefonu cevap vermiyor. Allah Allah. Belki çekmeyen bir yere gittiler. Neyse. Doktor gelene kadar Ceroş'umla biraz ilgileneyim. Tamam canım. Herkesten her şeyi beklerdim ama bu iğrenç bir şey. Mehmet, ne yapacağız? Ne o kadın benim annem, ne de o benim yuvam. Dönmeyeceğiz Hande. Artık sadece sen ve ben varız. Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam mı edeceğiz? Bu olanları nasıl unuturuz Mehmet, nasıl? Unutmayıp da onların bize acı çektirmesine izin mi vereceğiz? Ben yapamam Mehmet. Bitti. Ayrılmaktan başka çaremiz yok. Biz olamayız artık. Anne, ne diyorsun? Hande. Neden bunun cezasını biz çekiyoruz? Neden? Sen miydin? Nermin teyze, neden ağlıyorsun? Ne oldu? Bir şeyim yok. Müsait değilim ben şimdi. Kusura bakma ama seni bu halde bırakıp gidecek değilim. Hande ile mi kavga ettiniz? Kıyamam. Kim üzdü seni bu kadar? Seni bırakmayacağım. Bir daha asla seni bırakmayacağım. Bu durumda birlikte olamayız. Yapamam ben. Hayır, seni bir daha kaybedemem. Biz hiçbir zaman mutlu olamayız artık. Hande, bu bizim ayıbımız değil. Evet, olanları yok sayamayız ama bunun bedelini de bize ödetemezler. Bu sefer onlar kazanmayacak. Bizi ayıramayacaklar. Benimle misin? Biz birbirimizin ailesi, yuvası, dostu, aşkı, her şeyiz. Baksana, sevincimiz gibi acımız bile ortak. İzin ver birbirimizin yaralarını saralım. Hayatımız eskisinden daha güzel olacak. İnan bana Hande. Yeter ki beni bırakma, aşkımızı bırakma. Gel, seni bir yere götüreceğim. Neden darıldık, neydi unuttum. Çok zaman oldu, belki çocuk. Ah be Nermin teyze. Harap ettin kendini. Ne olduğunu da anlatmıyorsun. Hepsi benim suçum. Benim hatam. Bence kendine fazla yükleniyorsun. Hiçbir şey bu kadar üzülmeye değmez. Yok, anlatamam. Söyleyemem kimseye. Hiçbir şey söyleyemem. Allah'ım, ölmek istiyorum ben. Ancak ben ölürsem her şey yoluna girer. Merhaba Mürvet Hanım, ben Yeşim.
Nermin yok mu? Nermin teyze mi? Yok. Nermin teyze biraz rahatsız da yatakta dinleniyor. Aa, nesi var? Önemli bir şey değildir inşallah. Değil, değil. Ben kapatmak zorundayım, bana sesleniyor. Peki. Çok geçmiş olsun dediğimi söylersin. Söylerim, iyi günler. Yapma böyle. Yoksa gerçekten hasta olacaksın. Neden öyle yapıyorsun? Annemin elleri mi acıyor? Yok hayatım. Masaj yaparsak ona iyi gelirmiş. Hele de sevdikleri yaparsa. O zaman ben de bu eline masaj yapayım. Kimizi de çok seviyor. Çabucak uyanır. Deminden beri çocukları arıyorum. İkisinin de telefonu hala kapalı. Radyoyu da aradım. Hande işe gitmemiş bugün. Nermin'i mi arasak? Onu da aradım ama konuşamadım ki. Yeşim açtı. Nermin rahatsızmış. Dinleniyormuş. Aa, neyi varmış? Ben de anlamadım ki. Söylemeden kapattı. Nermin hasta da olsa telefonlarıma çıkmamazlık etmezdi. Bir de Yeşim'le konuşurken Nermin'in ağlamasını duydum sanki. Allah Allah. Kötü bir şey olmasa bari. Ben gidip bir bakayım. İçim rahat etmeyecek yoksa. Bana da haber verin ama. Tamam canım. Geldik mi? Çok az kaldı. Mehmet. Aslında çok başka olmasını isterdim. Bunu haftalardır planlamaya çalışıyorum. Neyi planlıyorsun? Sürprizi bozma. Basamaklar dikkat. Aslında her yeri balonlarla süsleyip yerleri gül yapraklarıyla kaplamak isterdim. Mehmet, çok güzel.
İnanamıyorum. Sanki masal evi gibi. Mehmet, burası kimin evi? Bizim. Bizim mi? Evet, ikimizin. Her şeyden uzakta. Bu acıyı sevgimizle saracağımız yer. Yuvamız burası anne. İyi de nasıl? Mehmet bak, eğer burası babanınsa... Hayır, değil. Burayı bizim için bulmuştum. Sana sürpriz yapacaktım. Evlenmeyi teklif ederek... Seni seviyorum. Sanki her parçayı ben seçmişim gibi. Bizi anlatıyor gibi. Bundan sonra ömrümüzü bu evde geçirelim istedim. Sadece sen ve ben. Herkesten uzakta. Nefret ediyorum. İkisinden de nefret ediyorum. Her şeyi yıktılar. Kırıp döktüler. Ne yapacağız biz Mehmet? Nasıl yeniden devam edeceğiz? Birbirimize yaslanacağız. Her düştüğümüzde yeniden el ele kalkacağız. Geldiğimden beri böyle. Telefonda söyleyecektim ama istemedi. Nermin'ciğim. Ah canım, ne oldu sana böyle? Mehmet Hanım. Şu haline bak. Ne oldu sana? Yeşim'ciğim, sana zahmet bir bardak su getirir misin? Hiçbir şey istemiyorum ben. Ne oldu? Kim üzdü seni bu kadar? Hande ile mi tartıştın? Yoksa Hamdi mi sıktı canını? Mehmet Hanım, bu öyle bir şey ki. Hadi bir yudum al. Ben de ne olduğunu anlamadım. Hiçbir şey söylemiyor. Neyse, ben artık gideyim, arkadaş bekliyor. Tamam kızım, git. Nermin teyze, sen de üzülme bu kadar, tamam mı? Kazım yine gelip hırgür mü çıkardı yoksa? O kadar da tembihledi. O değil. O zaman sorun ne? Benden saklayacağın ne olabilir ki? Tamam. İstemiyorsan söyleme. Yeşim. Kızım. Merhaba kızım. Kazım amca, hoş geldin. İçeri geçseydin ya. Yok, şimdi geçmeyeyim. Nermin'i diyorum. Neyi varmış, onu merak ettim. Bilmiyorum ki. Hiçbir şey söylemedi. Mürvet Hanım'a da mı bir şey söylemedi? Acelem vardı, çıktım ben. İyi günler. Yeşim. Senin bu mahkeme olayı ne oldu? Vallahi hiç sorma. Daha bir haber çıkmadı. Avukat da biraz ilgisiz. Ya sıkıştırıyorum ama ses soluk yok. Evet tabi. Tanımadığın avukat olunca normal. Bak kızım. Benden sana bir abi tavsiyesi. Sen bu mevzuyu öyle bir avukata havale edersen işin zor. Ya iki tarafın avukatı senden habersiz bir anlaşma falan yaparsa? O zaman ne yapacaksın?
Ben dikkatli ol derim sadece. Ne yapayım ki? Başka bildiğim, tanıdığım avukat yok ki benim. Benim tanıdığım bir avukat var. Ayrıca çözse çözse o çözer bu işi. Hem bana bak. Malum, Ceren Hanım'ın durumu da belli. Şimdi harekete geçtin. Ne kadar ister ki senin avukat? Ya sen önce biraz peşinat ver, gerisini düşünme. Kazım amca, çok sağ ol da bu iyilik niye? Hayır, sen bilirsin. Ben sadece abi olarak yardım edeyim dedim. Kazım amca. Ya kusura bakma, düşünülmeye pek alışık değilim malum. Hadi numaramı yaz da yarın sana avukatla bir görüşme ayarlayayım hadi. Zerrin. Taner, ben de seni arayacaktım. Mehmet'e ulaşamıyoruz. Hande'yi de aradık. Telefonu kapalı ikisinin de. Ne var canım bunda? İkisi de koca koca insanlar. Ablam nerede? Nermin rahatsızlanmış. Ona gitti alelacele. Çocukların haberi yok herhalde. Nesi varmış? Bilmiyorum. Ben yukarı çıkıyorum. Mehmet gelirse haber verirsin. Şirketle ilgili bazı dosyalara bakacağız. Tamam, seslenirim. Taner. İyi misin? Yorgunum biraz. Mehmet, Hamdi'nin babasının anneme saldırmasını düşünüyorum da sanırım sebebi buydu. Olabilir. Keşke söyleyebilsem. Ama onun yaptığı benimle mezara gider oğlum. Nermin'in namusunu düşünüyorsam çocuklarım için. Varsın beni kötü baba bilsin Hande. Anasını kötü bilmesinden iyidir. Ona neden böyle yaptın dediğimde Hande varsın beni kötü bilsin, annesini kötü bilmesinden daha iyidir demişti. Şu hale bak. Hayatımda en nefret ettiğim adam beni korumaya çalışırken güvendiğim annem beni sırtımdan vurdu. Kendi hayatlarına acımadıkları gibi bizimkileri de acımamışlar. Nasıl kıyabildiler bize Mehmet? O kadar gözyaşına, kalp kırıklığına nasıl göz yumabildiler? Annem ya, annem. Sözde ben onun en kıymetlisiydim. Bana bu kadar değer veriyormuş meğer. Ben de bu son yaşadıklarının babama iyi bir ders olduğunu düşünmüştüm. Hayatına çeki düzen vereceğini. Ama o yine her zamanki gibi kendinden başka kimseyi düşünmediğini gösterdi. Sanırım bazı insanlar baba olmamalı. Keşke her şey bir kabus olsa. Keşke uyansak ve her şey eskisi gibi olsa. Kolay gelsin. Oo, beyimiz eski arkadaşını hatırlamış.
Ne o, tafra mı yapacaksın? Of, niye tafra yapayım canım? Hayırdır, bugün program yok mu? Dışarı çıkacağız. Seni de almaya geldim. Hadi giyin. İşim var, görmüyor musun Adnan? Kaç defa çağırdım, hep aynı şeyi söylüyorsun. Gel işte, hem arkadaşlarla falan buluşuruz. Size iyi eğlenceler. Peki, sen bilirsin. O zaman gitmeden bir çayını içerim. Ne zamandır laflayamadık seninle. Vallahi Adnan, başka bir zaman yaparız. Çok işim var şimdi. Tamam. Sonra görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Arkadaşlardan biri yine zil zurna sarhoş. Ben de aldım arabasının anahtarını. Yarın gelip alırsın dedim. Taksiye bindirip gönderdim evine. Sabah kalktığında gece ne olduğunu hatırlama sen. Arabam çalındı, arabam çalındı diye git polise. Ağlıya zırlıya geldi. Gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Geçici hafıza kaybı yani. Aynen öyle. Gülmek sana çok yakışıyor. Başka bir güzelleşiyorsun. Utandım bak. Yanaklarım kızarmıştır. Esma! Hande'den bir haber yok. Kalk hadi. Onun yerini sen yapacaksın programı. Niye ben yapıyorum? Sen yapsana. Kaç saattir yayındayım zaten. İzin ver de biz de bir nefes alalım. Neyse, sonra devam ederiz muhabbete. Bir yere kaçmıyorum, ben buradayım. Fulya, müjdemi isterim. Duymadın mı kızım? Müjdemi isterim dedim. Sormayacak mısın? Ne o baba? Maaşına 1.1 zam mı yaptılar? Annen aradı, dönüyormuş. Anneannem nasıl, iyileşmiş mi? Ay çok sevindim baba, çok korkmuştum. Ben de kızım, sorma. Çok şükür atlattık. Kimle geliyor peki? Anneannem mi yoksa? Keşke ama kadın daha uzun yola çıkamaz. Yeter yenge deme sakın. Şenlik başlıyor desene. Hem de nasıl? İyi durdu da izin vermiş. Hele bir vermesin. Dünyayı ona dar eder. Sen sabahtan beri evden çıkmadın mı? Niye? Kızım, senin hiç arkadaşın yok mu? Bütün gün eve tıkıyorsun kendini. Kalk bakayım ayağa. Kalk 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 hadi. Hadi bakayım, dışarı marş marş. Kovuyorum seni evden. İster sinemaya git, ister arkadaşlarının yanına. Gezip tozmadan dönmüyorsun. Babacığım, niye bütün erkekler senin gibi ilgili değil? Şimdi anlaşıldı konu. Vallahi düşündüğün gibi değil, yanlış anladın. Hadi dışarı, hadi 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 hadi. Tamam pes, tamam. Çantamı alayım o zaman. Abi, sen geçen de Esma'nın çıkılacak kız olmadığını söylüyordun. Ne oldu da birden fikrin değişti? Allah Allah, adama bak. Sana mı hesap vereceğim? Niye ters diyorsun ki sen şimdi? Konuştuğunla yaptığın bir değil. Onu soruyorum. Ne var bunda?
Canım ne isterse onu yaparım kardeşim. Sen niye karışıyorsun ki buna? Biz seninle daha kardeşlik statüsüne gelmedik arkadaşım. Adama bak, çattık ya. Baksana bir. Sen Esma'dan hoşlanıyor musun yoksa? Ne demek şimdi bu? Şimdi anladım. Sen bizi kıskanıyorsun. Ya ağzından çıkanı kulağın duysun Hakan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu konularda ben her zaman şanslıyımdır. O yüzden benim olduğum yerde sana ekmek çıkmaz. Esma'yı unut sen. O benim tek lafımla boynuma atlar. Bana bak, adam gibi konuş. Esma hakkında öyle şeyler söyleyemezsin. Konuşursam ne yaparsın? Döver misin? Konuş da gör. Bu cüstenle biraz zor. Allah Allah. Ya. Ne yapıyorsunuz siz? Delirdiniz mi? Ne bu böyle ilkokul çocukları gibi? Neyi paylaşamıyorsunuz? Derdiniz ne? Yok bir şey İsmail. Programı niye bıraktın sen? Allah Allah. Serhan. Ne oluyor Serhan? Ne bu tripler? Konuşsana. Neden tartıştınız Hakan'la? Esma, üstüme gelme. Konuşmak istemiyorum. İyi konuşma. Kim bilir yine ne saçma şeyleri kafana taktın. Artık kendine çeki düzen versen iyi olur. Adnan sayesinde artık rahatça görüşebiliyoruz. Eskiden ne çileler çekerdik. Ama ara ara şu köşeden abin çıkarsa ne yaparız diye düşünmüyor değilim. Ben direkt denize atarım kendimi. Sen de kendi başının çaresine bakarsın artık. Ya atar mısın gerçekten? Tabii ki. Arkamı dönüp kaçmaktan daha komik olur en azından. Ya abim sabahtan beri yok zaten. Hande'ye dolaşamıyorlar. Merak etme, tehlike yok. Zaten okul bitince bütün sıkıntılarımız sona erecek. Umarım. O zaman çıkar göğsümüzü gere gere söyleriz biz evleneceğiz diye. Hem böylece sen de kendini denize atmak zorunda kalmazsın. Ya ne oldu ki şimdi? Ne olursa olsun dikkatli olmamız gerekiyor Gülfem. İşi şansa bırakamayız. Bize öğrenirlerse... Hep böyle diken üstünde olacaksın değil mi? Çıktı mı prenses? Gel bakalım, yemek hazır. Mehmet çok güzel görünüyor ama aç değilim. Ben bir Hamdi'yi arayayım, merak etmesin. Tamam, ama sonra hemen sofraya geliyorsun.
Bozulurum bak. Abla hala ulaşılamıyor. Mehmet bu saate kadar haber etmeden durmazdı. En iyisi karakola gitmek. Mürvet Hanım, bir haber var mı? Sen arabayı hazırla Kazım. Karakola gidelim. Böyle evde beklemekle olacak gibi değil. Abla boşa telaşlanıyorsun. Bu Mehmet'in ilk gidişi değil. Daha önce de eve haber vermeden ortalardan kaybolduğu çok oldu, biliyorsun. Ne kadar rahatsın Taner. Ya başına bir şey geldiyse? Ya birlikte bir kaza falan geçirdilerse? Anlamıyorum ben sizi. Nermin de senin gibi gelirler, merak etmeyin diyor. Hande böyle habersiz ortalardan kaybolacak biri değildir Mürvet Hanım. Kesin bir şey var. Ben en iyisi çıkıp bir bakayım. Nereye bakacaksın Kazım? Her yeri aradık. Yoklar işte. Anne. Hoş geldin oğlum. Bu gece maç var. Oh, ablam da yok. Ablanla mı konuştun? Evet, az önce aradı. Mehmet abileymiş. Başka bir şey dedi mi? Akşam beklemeyin dedi. Anne, karnım aç benim. İyi bir şeyler hazırlayayım sana. Tamam biliyorum, iyi bir aşçı değilim. Ama o kadar da kötü olamaz ya. Mehmet, yiyemiyorum. Üzgünüm. Elim kolum kırılmış gibi. Annem nasıl yapar bunu? Bu ilişkiye hiçbir zaman sıcak bakmadı. Ama son zamanlarda öyle bir konuşuyordu ki hep ondan destek aldım. Babam bana karşı hiçbir zaman yumuşamadı. Hep karşı çıktı. En azından biraz daha dürüstmüş. Dürüst mü? Sana olan sevgimi neden kabullenmediğini çok sorguladım. Ama bu aklıma gelecek son şeydi herhalde. Ne acı. Annemi hiç tanımamışım. Hem de hiç. Bana o kadar yabancı ki. Ama anlaşılan babam hep aynıymış. Annemi de, Ceren'i de ve sanırım Şafak'ı bile annenle aldatmış. Cemil, inanamıyorum. Annem ona baktı. Ya Mehmet, bu nasıl bir ilişki? Asla yaşanmaması gereken bir ilişki.
Ne bu telaş bakalım? Şimdi yeter yenge her şeyi bir bahane bulur. Yok tuzu eksik, yok yumurta da yapsana diye. Ben de gelmeden her şeyi hazır edeyim dedim. Kız, utanmıyor musun sen beni çekiştirmeye? Yeter yengem benim, hoş geldin. Oy, 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 yengelerin tontoşu hoş gelmiş. Bırak kız, bırak. Aman. Oy. Gel bakayım. Hadi bakalım, kalkma vakti. Şişt, hadi bakalım, uykucu uyan artık. Günaydın. Günaydın. Hadi kalk bakalım. Dolapta birkaç bir şey vardı, kahvaltı hazır. Gel biraz. Ben bugüne kadar annemden hiç ayrı kalmadım. Ne yapacağız Mehmet, nasıl olacak? Her şeyin bir çıkışı var. Bir şekilde toparlayacağız. Hayatımızı mahvetmelerine izin vermeyeceğim. Asla. Burada kalırız. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar Hande. Burada yaşlanmalı, burada birbirimizin kollarında ölmeliyiz. Hoş geldin Kazım amca. Hoş bulduk kızım. Merhaba. Merhaba. Müsait mi? Kimse yok, buyurun. Gitmeyelim Mehmet. Ben istemiyorum. Ya benim kimsenin yüzüne bakacak halim yok. Hiçbir şey olmamış gibi davranamam. Gideceğiz Hande. Birlikte el ele gideceğiz. Bak bizden koca bir hayatı aldılar. Ama radyoyu işimize alamayacaklar. Benim artık bir babam yok. Sadece sen ve bu radyo var. O kadar. Hadi. Hadi. Şeyi götürdüler. Bitti. Radyo yok artık. Ne oldu Esma? Kim götürdü? Ne diyorsun? Sabah ilk ben geldim. Sonra kapı çaldı. Onlar geldi. Sizi aradım ama ikinize de ulaşamadım. Kahretsin. Her şeyi götürdüler. Ve ben engel olamadım. Esma, onlar kim? Kim geldi buraya? Babam mı? Söylesene Esma, kim? Haciz memurları. Sözde tebligat göndermişler. Haciz memurları mı? İyi de radyoyla ne ilgisi var? Lanet olsun şirket. Şirketin borçları yüzünden. Thank you.
dünyanın başımıza yıkıldığı anlar vardır. Sarsılır, sendeler, öfkeleniriz. Tutunacak hiçbir şeyimizin kalmadığını anladığımız en acı noktadayızdır.